Altınlı taşımızı bulduk arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugün yürüyüş yaptığımız bir yer var. Burada sabahları, bazen de akşamları yürüyüş yapıyoruz ama genelde sabahları yürüyüş yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz büyük kayaların arka tarafında küçük bir sahil var. Tamamen devam etmiyor ama çok az bir kısım bir sahilimiz var burada. Şimdi bu sahilde ne yapıyoruz onu anlatayım size. Burası küçük bir yer arkadaşlar. Böyle yürüyebileceğimiz kadar bir kumsal var. Çok az, çok dar bir yer. Fakat buraya çok güzel taşlar geliyor. Çok güzel taşlar derken taş çeşitliliği çok fazla yok. Burada görmüş olduğunuz siyah siyah kum taşları var. Fakat aralarında her taş çıkıyor, her çeşit taş çıkıyor ama yani çok fazla değil. İşte bu görmüş olduğunuz mesela kuvars taşı var. Çok güzel, bembeyaz. Bazen bunları alıyorum. Bunları sağda solda saksıların altında değerlendirmek için. Fakat daha da önemlisi burada vakit geçirmek için geliyorum. Bir de yukarıda linkini bırakayım ben size. Burada altınlı taşlar buluyorum arkadaşlar. Bakın bu mesela göktaşı olma ihtimali çok yüksek. Akşam bunları ben incelerim. Mıknatıs testini de yaparız. Ağırlıkları da oldukça fazla. Özgül ağırlığı yüksek. Bunu da alalım. Ne diyordum arkadaşlar? Çok fazla çeşitlilik yok ama güzel taşlar da var. Yani bu da bir çeşit akik arkadaşlar. Renkli, dalgalı renklerini görüyorsunuz. Bunlar çok az bulunuyor. Burada bu tür taşları bulmak gerçekten yani mucize gibi bir şey. Ben daha çok hem taşlara bakıyorum hem bir yandan da göz gezdiriyorum. Altınlı taşlar var mı diye. Altın diyorum ama o içindeki altın zannettiğimiz şeylerin çoğu pirinç çıkıyor arkadaşlar. Az miktarda altına da rastlıyoruz. Yukarıda içinden çıkardığımız altına olan video var. Şimdi onun linkini de bırakıyorum arkadaşlar yukarıda. Ona da bakarsınız. Eğer isterseniz tabii ki. Böyle bir yer. Çok fazla fırtına vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar İstanbul'da. Yani buralara yaklaşmak mümkün değildi. Dalgalar gerçekten 1 metre, 2 metre. Bu görmüş olduğunuz dalga kıran taşlarını aşıp o yürüyüş yaptığımız yola kadar gelen dalgalar vardı. Hatta yürüyüş yapmakta zorlanıyorduk arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bir yandan az olan taş çeşitliği içerisinde bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bir yandan da parlayan bir şey var mı taşların arasında? Altın, pirinç benzeri şeyler var mı diye bakıyorum. Böylece temiz hava, yürüyüş, hepsi birlikte bir arada vakit geçiriyoruz arkadaşlar. İşte sizin de gördüğünüz gibi, benim de dediğim gibi taşlarda bir çeşitlilik çok fazla yok arkadaşlar. Kuvars taşı. Hava bugün çok güzel. Gerçekten. Rüzgar da yok. Pırıl pırıl bir hava var. Su akvaryum gibi. Dalgalar gördüğünüz gibi ağır ağır geliyor. Yine bir kuvars. Pırıl pırıl, tertemiz. Kumsal çok dar arkadaşlar. Yani çok küçük de değil, çok büyük de değil. Burada dalga kıranların önünde kalmış bir yer. Burada da çok büyük bir kuvars parçası var. Fakat çok güzel olmasına rağmen çok büyük olduğu için bunu alamayacağız arkadaşlar. Şimdi yaz olsaydı şöyle biraz paçaları sıvayıp suya da girmek vardı. Fakat soğukta pek mümkün olmayacak arkadaşlar bu da. Bunun yeşil kuvars olabilir arkadaşlar bu. Beyaz kuvarsla karışık. Onu da alıyorum.
Çok fazla değerli bir şey olmasa da dekorasyon amaçlı. Dediğim gibi sağda solda bahçede ağaçların altında saksılarda kullanılabilir. Evet, asıl önemlisi altınlı taştı. Burada bir pırıltı gördük arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Size de buradan da geliyordur. Bir pırıltı var arkadaşlar. Büyük ihtimalle aradığımız taşı bulduk. Evet, gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Akşam bunun incelemesini yaparız arkadaşlar. Pırıl pırıl. Aradığımız her zamanki yerimizde altınlı taşımızı bulduk arkadaşlar. Bunu da evde daha detaylı inceleyeceğiz. Evet, gerçekten bulup bulamayacağım konusunda emin değildim. Fakat bulduk. Yani sonuçta bunun için en güzel tarafı arkadaşlar böyle bir şey bulmak. Bunun maddi değeri ne kadar olacak, ne çıkacak, kaç paralık bir şey çıkacak önemli değil. Fakat onu içini açıp kırdığımızda o pirit mi, altın mı diye bunun tartışmasını yapmak ve içinden çıkan o küçücük mikron düzeyindeki altını bulmak gerçekten bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar, şu anda videomu sonlandırıyorum ve eve doğru gideceğim. Evde de bulduğumuz taşların, özellikle altınlı taşların videosunu çekeceğim. Evdeki çekimlerde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gerçekten çok sürprizlerle karşılaştık. Altınlı taşımız da çok güzel bir taşmış. Bu görmüş olduğunuz taşımızı gök taşı diye almıştık. Ona da bakacağız şimdi. Önce böyle en sansasyonel olmayanından başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kuarslar arkadaşlar. Bunlara dikkatli baktığınızda içerisindeki küçük küçük kristal yapıları görebiliyorsunuz. Bir diğeri de bu. Sonra bu taşa bakmış ve yeşil kuars ve beyaz kuars karışımı demiştik. Evet arkadaşlar, bu da çok güzel bir taş. Sonra bir jasper'ımız var burada. Bu büyük bir jasper olduğu için ben bunu aldım. Sonra burada tarih öncesinden kalma bir bowling topumuz var. Tabii işin esprisi bu da çok ilginç olduğu için alma gereği duydum. Gerçekten de ilginç ve gerçekten bir bowling topu görünümünde. Bu deliklerin içerisinde herhalde başka oluşumlar varmış ve zamanla düşmüşler ve böyle muntazam bir yapı görünümünde arkadaşlar. Hatta şurada çok küçük bir delik daha var. Bu da böyle orijinal güzel bir taş. Sonra burada akikleşmiş bir taş var. Bunun belki bir fosil olma ihtimali de var arkadaşlar. Şöyle kenarlarındaki damarlara bakarsanız eğer bir akik de olabilir. Bunu kırmak gerekiyor. Belki bir gün kırarız arkadaşlar bunu da. Sonra bu taşımız var. Bu taşımız şöyle söyleyeyim size. Yani bu kadar şöyle sağlam, fıknatısı bu kadar sağlam tutan çok az göktaşı benzeri taş gördüm arkadaşlar ben. Gerçekten gördüğünüz gibi taşı da yerinden kaldıracak şekilde, bakın nereye atarsanız atın duruyor arkadaşlar. Böyle böyle bir şöyle yapacak olursanız böyle tutuyor. Hatta yerinden oynatacak derecede sağlam. Gerçekten bunu incelenmesi gereken bir gök taşı. Bunu da şöyle yakından bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ama gök taşı değilse ne olabilir? O da çok ağırlık olarak özgül ağırlığı çok yüksek. Yani bir gök taşında ilk etapta analiz etmeden tabii ki bilemezsiniz ama
bir iki önemli faktör var. Birincisi özgül ağırlığının çok yüksek olması ki bunun öyle. Bir diğeri de işte mıknatısı tık tutması arkadaşlar. Yani mıknatıs da tutuyor. Bu ikisi çok önemli. İşte üzerinde gözenekler falan. Tabii bunda daha farklı yapılması gereken testleri söylüyorlar evde. İşte bunun üzerine işte temizleyin, kolonya ile silin, siyah bir şey çıkacak mı? Ama bu deniz kenarında bulduğunuz için bu kim bilir ne zaman dünyaya çarpmış bir göktaşı ki eğer göktaşıysa bunun bilinmesi gerekiyor. Fakat analiz etmeye değer bir taş. Ben öyle düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi taşımız bu. Şimdi asıl bizi ilgilendiren işin altınlı kısmına bakalım arkadaşlar. Her tarafta altın bu kadar artmışken fiyatı bakalım. Bakın burada görüyorsunuz. Şurada, şuralar, buralar hep altın ve pırıltılarını görüp göremediğinizi bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle çeşit çeşit açılardan hareket ettiriyorum ki pırıltılarını belki görebilirsiniz diye. Pırıl pırıl parlıyor. Altın mı, pirit mi? Bunu çok fazla bilemiyorum. Fakat buralar da aynı arkadaşlar. Yani benim düşüncem bunun içerisinde çok yoğun miktarda, bakın şuralar da hep şu parmağımla gösterdiğim yerler, buralar da öyle. Arka tarafına bakarsanız, bakın şurası. Yani bu komple şu çizgilerin araları hep altın ya da pirit benzeri bir şey. Şimdi pek çok arkadaşımız ben biliyorum bunlar pirit diyecek. Tabii ki muhtemelen pirit de olabilir. Fakat altın da olabilir arkadaşlar. Ben bu taşlardan çok fazla buluyorum. Çok fazla dediğim 3-5 tane buldum. Denk geldi. Bakın buralar ve şuralar hep pırıltılarını bilmem kameraya ne kadar yansıyor. Keşke daha iyi bir makinem olsaydı. 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin abone olunca daha iyi makineler de alacağım. Evet arkadaşlar. Bu da bir mesaj veriyorum. Altını çok daha iyi görebilmemiz için daha iyi makinelere ihtiyacımız var. Bunu da 20-30 bin, 50 bin abonelerde siz mesajı aldınız. Abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Evet, bu da böyle arkadaşlar. Videomu çok fazla uzatmaya gerek yok. Fakat bunu kırmamız gerekecek. Ben bunu kıracağım da arkadaşlar. Ve bunu kırarken videoya da çekeceğim. Bunun içinden ne kadar altın çıktı ona da bakacağız. Yukarıda linklerini bıraktım arkadaşlar. Hepsinin buna benzer altınlı taşlarımızdan altın çıkartırken videolarımız var. Kırarken taşları, içinden ne kadar altın çıktı. Bunların hepsini incelediğimiz videolarımız var. Lütfen rica ediyorum onları da izleyin. Abone de olun arkadaşlar. Bir 10.000 olamadık daha. 8.000'de takıldık kaldık. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın.